Celal Kün olarak tanıdığınız şahıs Mehmet İnce'nin ta kendisi. İmkansız. Saçmalık. Biliyorum. Biliyorum. Ben de senin gibi aynı tepkiyi verdim. İnanamadım. Ama birebir şahit oldum. Hayır. Hayır. Saçmalık bu. Celal'den bahsediyoruz. Anlıyorum. Anlıyorum, çok zor. Sevdiğim bir adamın, hatta evleneceğim bir adamın sahte kimlikte olduğunu öğrenmen çok daha zor, biliyorum. Ama gerçek bu. Dilara, gider misin? Mahur, doğru söylüyorum. Dilara, lütfen git. Bir daha da beni böyle saçma sapan şeylerle rahatsız etme. Peki. Zaten eninde sonunda yüzleşeceksin. Sizin adınızı söylediniz beyefendi. Mehmet İnce. Durun bir yazmayın bir. Mahur. Mehmet'i çekin. Soruyu benim sana sormam lazım. Ne diyorsun sen? Pardon. Bir problem mi var? Yok da değil mi? Evet var. Gel benimle. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Hı? Bir garezin mi var senin bana? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Mahur, ben de bir şey anlamıyorum. Ne oluyor? O kız geldi. Dilara. Kimliğin sahteymiş senin. Asıl adın da Mehmet İnce'ymiş, öyle diyor. Neymiş? Ay, saçma sapan konuşmuş, öyle şey olur mu? Benim adım Celal, sen de bunu biliyorsun. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Niye öyle bir şey dedi o zaman? Deli mi yani bu? Tam nikah tarihi alacağımız gün geliyor. Bana böyle yalanlar mı uyduruyor bu kız? Mahur. Celal, ne oluyor? Anlat. Kıskanmış olabilir seni. Tamam? Kıskandı. Evet. Neden? Ben sana söylemedim. Biraz benden hoşlanıyor gibi öyle. Ya insan kıskansa gelip biz yattık der. Bu adamın asıl adı Mehmet İnce diye yalan mı söyler? Mehmet İnce diyor. Celal, ne oluyor? Mahur, vallahi bir şey olmuyor. Bak ne dedin, gerçekten anlamıyorum ben. Vallahi bilmiyorum ya. Durup dururken niye böyle bir şey desin? Bilmiyorum. Ne biliyorsun sen o zaman? Benim adım Celal, tamam, ben onu biliyorum Mahur. Bak sen bana daha önce de yalan söyledin. Ben seni affettim, değil mi? Ne oluyor? Bu da görevinin bir parçası mı? Mehmet İnce sen misin? Söyle. Ben bu kafa karışıklığıyla yaşamak istemiyorum, duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum. Ne diyeyim sana Mahur şimdi? Mehmet İnce kim? Allah Allah, siz el birle delirtmeye mi çalışıyorsunuz beni? Durup dururken niye böyle bir şey dedi o zaman? Mahur, ben nereden bileyim niye böyle dedi güzelim benim? Kendine gelir misin lütfen? Ya bak, bana inanmıyorsan git ona sor. Tamam? Bana güvenmiyorsan git ona sor. Ben sana daha önce de güvendim. Sonra ne oldu? Söyle, sonra ne oldu? Ne oldu? Ben gelip sana anlattım neyin olduğunu. Sen de beni anladın, inandın. Daha ne? Haydi gel, gidiyoruz, haydi. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Nikah günahına gidiyoruz Mahur. Delirtme beni, hadi. Saçmalama. Mahur, yapma şöyle, gözünü sevdim bak. Buraya kadar geldik, haydi. Celal, şaka değil bu. Bak eğer o kızın dedikleri doğruysa... Ya değil diyorum, gözünü sevdim değil. Eğer o kızın dedikleri doğruysa bir daha benim yüzümü göremezsin. Ne diyorsun sen Mahur? Kendine gelir misin lütfen? Kendimdeyim ben. Mahur. Hasbinallah yarabbim. Mahur, bakar mısın bir? Mahur. Mahur. Bir bekler misin beni? Mahur. Ya gel birlikte bulalım şu Mehmet İnce'yi o zaman. Benim de başıma bela oldu. Şaka mı yapıyorsun sen? Sen bana niye inanmıyor musun? Söyler misin be? Mahur. Senin ne işin var burada? Sen babamı yaktın ama Mahur'u yakmana izin vermeyeceğim. Ne söyledin Mahur'a? Gerçekleri, kimliğinin sahte olduğunu, gerçek isminin Mehmet İnce olduğunu söyledim. Kim diyormuş bunu Dilara? Sen bizi kandırdın ya. Yalan söyledin. Tek gerçeği babam biliyordu ve bu yüzden öldü. Yalan mı? Biri bana çok büyük bir oyun oynuyor. Ama bulacağım. Bulduğumda ikiniz de göreceksiniz. Sen iyi misin? Hayır Dilara, hayatımın en kötü günü. Evlenseydiniz daha kötü olabilirdi Mahmur. Sen bu duyduğum şeyden emin misin? Tabii ki eminim. Kulaklarımla duydum. Şimdi benim emin olmam gerekiyor. Bir keresinde bu beni de öldürmeye çalıştı. Babasını, bak. Doğuştan böyleydi bu. Laf söz dinlemezdi ki, doğuştan böyle. Cani ruhlu bir çocuktu. Benim oğlumu öldürdü bu be. Canım oğlumu, İsmail'i bu öldürdü. Bunun yüzünden öldü. İsmail de 6 yaşındaydı, 6 yaşında. Kim? İşte bu Maraşlı mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bu, Mehmet İnce. Benim oğlum bu. Oğlum dediysem yani güya oğlum. Böyle evlat, evlerden dışarı. Sen Maraşlı'nın babası mısın yani? Sen kendi oğlunu mu öldürmeye kalktın? Ya şimdi Savaş'ım öyle söyleyince tabii kulağa hoş gelmiyor. İyi ama ne diyeyim ki, işte mecbur kaldık diyelim. Şaşırtıcı. Ama yine de aile sorunlarınız beni ilgilendirmiyor. Şimdi Savaş'ım seni ilgilendiriyor veya ilgilendirmiyor. Sen burada benim esirimsin. Ya karşılıklı dertleşiyoruz, dinleyeceksin. Senin de ideal bir baba olduğunu hiç sanmıyorum hurdacı. Ha, aynı dediğin gibi vallahi. Pek ideal bir baba değilim, doğru. Sert bir adam, tamam. Ama ne için sert adamım? Bir sor, ne için? Evlatlarım için. Onları bu hayata hazırlayabilmek için. Yani bu hayat, biliyorsun yani, alçak, şerefsiz bir hayat. Bu çocuklara sertliği öğretmeye çalışıyorum. Güçlü olsunlar diye. Yani şimdi benim babamın bana yaptığının ben onda birini bu çocuklara yapmadım. Şerefsizim, yapmadım. Tamam, sert adamdık. Bir iki tane tokat attık. Bir iki yeri kırdık, ettik, parçaladık. Tamam. Sen de biliyorsun işte ha. Çevir kafanı dışarıya bir bak. Dışarısı şerefsiz dolu, adi dolu, iç dolu. Yani bu dünyada zayıflara karşı neler yapıldığını sen de biliyorsun Savaş. Biliyorum. Bak, kendinden pay biç. Sen bile beni öldürmeye çalıştın ulan. Bana başka seçenek mi bıraktın? Ulan ne seçeneği? Seçenek, seçenek. Seçenek meçenek yok işte. Sen benim elimdesin, avucumdasın. Esirimsin benim, seçenek bu. Ben istesem Kadir'e bir söylesem çat diye senin annenin ortasına sıkar, geberir gidersin. Seçenek bu. Seçenek, seçenek. Abi, kolum yoruldu, sıkıyorum. Aceleci olma Kadir. Niye aceleci olmayacakmış? Belki bizim ocakta yemeğimiz var, dibi tutacak. Belki bu kelleyi ısıtacağız, yiyeceğiz. Niye aceleci olmayacağız? Bana bir şey olursa ikinizin de ölene kadar cezaevinde kalacağınızı üzülerek bildiririm. O ne demek şimdi? Dedin ya bu hayatta zayıflara yer yok diye. Ben de güçlü olmaya çalışıyorum. Sen şu ağzındaki baklayı bir çıkar bakalım. Sizde bir telefonum vardı. Versene şu telefonu. Mahur. Alo Tolga. Mahur, ne haber, nasılsın? Tolga, neredesin sen? Yerimdeyim. Tamam. Konuşmamız lazım, önemli. Bir şey mi oldu? Gelince anlatacağım. Tamam, bekliyorum. Mahur, sen iyi misin? Gelince konuşuruz Tolga. Tamam, tamam. Bekliyorum. Celal Kün olarak tanıdığınız şahıs Mehmet İnce'nin ta kendisi. Ben sana daha önce de güvendim. Sonra ne oldu? Söyle, sonra ne oldu? Ne oldu? Ben gelip sana anlattım neyin olduğunu. Sen de beni anladın, inandın. Daha ne? Evet Sayın Savcım. Dinlediğiniz gibi her şeyin arkasındaki isim hurdacı lakaplı adamdır. Mehmet İnce'yi öldürmeye çalışan kendisi, Necati Türel'le işbirliği yapan da kendisi ve kara para aklayan. Bu video ile birlikte diğer bütün belgeler de tarafınıza teslim edilecektir. Yani şimdi sen gidip bizi savcıya okuyacaksın mı? Eğer benden bir süre haber alınamazsa bu dosya otomatik olarak savcılığa gidecek. Yani bir sen çok akıllısın, öyle mi? Yapıyoruz bir şeyler. Biz de dünkü çocuk değiliz herhalde. Savaş'ım, sen giderken biz de geliyorduk o yollardan. Savaş, anneni çok ihmal etmişsin. Uzun zamandır kadını ziyaret etmemişsin. Eğer anneme bir şey yaparsan, senin kafanı keserken de evimin duvarına asarım hurdacı. Savaş'ım, burada sen birini tehdit edecek vaziyette değilsin. Eğer burada biri birini tehdit edecekse, ben seni tehdit ederim. Göster. Merak etme Savaş, annene bir şey yapmayacağız. Kısa süre misafirimiz olacak. Annemi bırak. Tamam lan, anneni bırakacağız. Biz yaşlı başlı insanlara saygılıyız. Misafirimiz, anneni bırakacağız. Annemi bırak. Tamam lan, anladık. Anneni bırakacağız. Ama senden bir şey istiyoruz. Sen bize birini getireceksin, biz de senin anneni bırakacağız. Kimi istiyorsun, ne istiyorsun? Zeliş'i. Torunumu. Çöz beni. Çöz beni. Çöz. Çöz beni. Çöz. Gel. Sayın savcım, Mahur Hanım geldi. Ha, bekletme. Al hemen, al. Mahur, ne oldu? İyi misin? Tolga, sana bir şey sormam lazım. Ama ne olur bana doğruyu söyleyeceğine söz ver. Konu ne? Mehmet İnce. Ne oldu yine? Sen bu Mehmet İnce'nin dosyasını gördün değil mi? Fotoğrafını da gördün. Evet, gördüm. Tolga ne olur doğruyu söyle. O fotoğraftaki Celal miydi? Ya niye soruyorsun şimdi bunu? Boş ver şimdi niyesini. Celal miydi? Tolga ne olur söyle, bak gerçekten çok önemli. Hayır, dosyadaki o değildi. Emin misin? Elbette o değildi. Kimdi peki o zaman? Başka bir adamdı. Yani hatta tanıştık, dosyayı kendisi getirdi verdi bana. Tolga emin misin? Mahur, ne olduğunu anlatır mısın? Celal'i çıkartan bir kız vardı ya avukat. Dilara? Evet. O geldi bugün benim yanıma. Celal'in kimliği sahteymiş. Asıl adı da Mehmet İnce'ymiş, öyle diyor. Allah Allah, nasıl varmış ki bu kanıya? Duymuş. Babası da bu yüzden ölmüş hatta. Ben gittim Celal'e sordum. İnkar etti tabii, yok öyle bir şey dedi. Şimdi sen fotoğraftaki o değil diyorsun. Ya ben kime inanacağımı bilmiyorum. Tolga, iyice allak bullak oldum, kafam karıştı. Dur tamam. Dur. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, Dur. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Efendim Sayın Savcım. Hilal Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hareketli bir gün. Sizinle çok acil görüşmem gerek. Tabii. Konu neydi? Mehmet İnce'nin gerçekte kim olduğunu öğrendim. Öyle mi? Kimmiş? Celal Kün. Acil görüşmemiz gerek. Tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam, bekliyorum. Bakalım blöfümüz işe yarayacak mı? Zeliş, kızım benim çok acil bir işim çıktı. Hemen çıkmamız lazım. Toparlanır mısın sen de hemen? Nereye anne? Biriyle görüşeceğim anneciğim. Seni Seda ablana bırakacağım. Akşam alırım, olur mu? Hadi ben sana yardım edeyim, çıkalım. Anne, baba. Hemen içeri gir. Hadi koş. Zeliş. Sen kızım benden kaçırdın mı az önce? Yo, hayır. O korkuyor senden, biliyorsun işte. Ben onu korkutacak bir şey mi yaptım? Yok canım, ne yapacaksın? Çocuk işte. Hey. Ben buraya bir şey sormak için geldim sana. Ama ilk önce bana yemin vermen lazım. Doğruyu söyleyeceksin Tahir. Yemin et. Tamam. Ya yemin etsene. Tamam. Yemin ederim. Hayır. Söyle. Bu Mehmet İnce. Kim bu adam? Tanıyor musun sen? Nerede bulurum? Nasıl ulaşırım ben bu adama? Gittiğim her yerde karşıma çıkıyor. Gölgem gibi ya. Benim bu işi çözmem lazım Hilal. Nerede olduğunu biliyorsun, söyle bana. Merkezden falan. Ne? Ne? Ya Mehmet İnce diyorum, Mehmet İnce. Bulabilir miyim? Bir fotoğrafı neyim? Bir adresi var mıdır sizde? Bak varsa ver söyle bana. Ben gideyim. Yapışayım yakasına şunu. Ne diyeceksin bulunca? Ne söyleyeceksin? Kardeş diyeceğim, senin benimle derdin de. Ne alıp veremedik var benimle. Her yere duyuyorum seni. Ne oluyor diyeceğim. Hilal. Ben biliyorum Mehmet İnce'nin kim olduğunu. Söyle. Sensin. Mehmet İnce sensin. Sen benimle eğleniyor musun şu an? Ciddi bir şey soruyorum sana. Mehmet, bizim seni tedavi ettirmemiz lazım. Ne alakası var şimdi benim derdimle bunun? Ya yardım et bana diyorum bu konuda. Şu işi çözmem lazım diyorum, anladın mı? Ben. Eski kocam. Zeliş'in babası. Celal. Tamam. Saçmaladım ben, şaka yaptım sana. Tamam. Ben söyleyeceğim sana Mehmet İnce'nin kim olduğunu. Ama eve girmemiz lazım önce. Tamam? Hadi gel. Hadi. Zeliş'in güzelleri güzel. Babasının güzel. Ne yapıyorsun bakayım? Baba nasılsın? İyiyim güzelim. Buradayım işte. Sen de bakayım bana. Dersler nasıl? İyi. Hepsi çok iyi. Güzel. Aferin sana. Kulağısın benim. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor. Tamam. Bana doğruyu söyleyeceksin ama, değil mi? Benim adım ne? Anneye bakacak bir şey yok. Soru soruyorum sana güzelim. Tamam mı? Söyle bakayım. Benim adım ne? Mehmet. Mehmet İnce. Mehmet kim? Benim güzelim. Babanım bense. Benim adım ne? Mehmet İnce. Tamam. Gel ben seni odana götüreyim. Dur babası. Hadi gel sen odanda çık bakalım, tamam? Gir buraya. Söyle. İyi, öyle bir şey söyledim. Bir şey demek istemedim Mehmet. Ondan çocuk o. Hayır. Ben bir şey söylemedim Mehmet. O çocuksa. Sen bir şey söylemedin. İyi, öyle dedik. Mehmet, doktora gidelim mi? İster misin? Eğer ben Mehmet'sin, ben kim? Kimin badı? Kimin badı? Ha! Ulan ben mi? Bana ne yapıyorlar o zaman? Niye bana ne yapıyorlar? Ha? Niye bana ne yapıyorlar? Niye bana kim olduğunu söylemiyorlar? Ha? Niye bana kim olduğunu söylemiyorlar lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Merak etme. İyiyiz. Babam iyi olacak mı? Olacak tabii ki. Olacak bir şey yok. Bayıldı babam. Bak şimdi doktorla hemşire gelecek, babanı tedavi edecekler, tamam mı? Zeli sen hadi odana gir kızım, bak ben söyleyene kadar da çıkmak yok, hadi. Hadi kızım, hadi. Benim eve hemen bir ekip gönderin. Mehmet İnce burada, evet, gelip alsınlar. Yalnız durumu ağır, yani saldırganlaşabilir. Ben tutmaya çalışıyorum, hadi acele edin, evet. Tamam, evdeyim, bekliyorum. Selişciğim, kızım. İyi misin sen? Anne, babam niye böyle davranıyor? Çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok kızım. Korkacak hiçbir şey yok. Ben sana demiştim ya, baban iyi değil bu aralar. Ama iyi olacak. Yani düzelecek, hep böyle gitmeyecek, merak etme. Düzelecek mi peki? Tabii ki düzelecek kızım. Tabii ki düzelecek. Böyle konuşmayacak değil mi? Hayır, hayır Zericiğim. Bak, hani böyle... İnsanların bazen kafası karışır ya, ben sana anlatmıştım. Hatırlıyorsun değil mi? Babaya öyle oldu. Babanın biraz kafası karışık. İnşallah düzelir. Ya düzelmezse? Düzelecek kızım. Düzelmez olur mu hiç? Tabii ki düzelecek. Bak ben şimdi babanı hastaneye götüreceğim. Orada babanı iyi edecekler. Ama senin buradan çıkmaman lazım. Tamam mı? Senin beni burada beklemen lazım. Tamam? Tamam. Anlaştık mı kızım? Seni çok seviyorum. Ağlamak yok. Tamam. Ben gidip geleceğim. Tamam, teşekkür ederim Dilara Hanım. Ne diyor? Sana söylediklerini anlattı. Yeni bir şey yok yani. Aslında var. Ne oldu? Nikah günü almışsınız. Benden bir şeyler sakladığını biliyorum Mahur. Sana şimdiye kadar defalarca sordum. Aramızda hiçbir şey yok dedin. Neden yaptın bunu? Benden hoşlandığını biliyordum. Celal'le de pek iyi anlaşmamışsınız. Ne yapmamı bekliyordun Tolga? Onu korumak istedin. Ona bir şey yapacağımdan korktun. Benim babam ünlü bir avukat. Biliyorsun, annem de avukat. Kardeşim de avukat. Ama bir tek ben savcı olmak istedim. Neden biliyor musun? Çünkü bir avukat mesleği gereği bir uyuşturucu kaçakçısını, bir tecavüzcüyü, bir katili savunmak zorunda kalabilir. Bunu yargılayamayız. Adalet en adi suçlunun bile hakkı. Ama ben savcı oldum. Suçlu olduğuna inandığım kişiyi dışarıda değil, parmaklıkların arkasında görmek isterim. Ve bunu duygularımla yapmam. Kitaba göre yaparım. Şimdiye kadar da hep adaletle yaptım. Tolga bak, ben gerçekten çok üzgünüm. Maraşlı meselesinde bana şimdiye kadar dürüst olsaydın... ben de şimdi kendimi bir budala gibi hissetmezdim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Tamam, kapıdan çıkıyorum. Karşılayacağım sizi şimdi. Diğerleri yolda mı? Evet İlhan. Mehmet Bey'in durumu nasıl? İçeride baygın yatıyor. Siz etrafı kontrol edin. Hala peşinde birileri olabilir, tamam mı? Tamam İlhan. Hadi. Hilal! Hilal! Seliş! Neredesiniz? Seliş, duyuyor musun beni? Kızım yardım et bana! Seliş! Hilal! Evde misiniz? Hilal! Sayın savcım, henüz çıkamadım. Çok acil bir işim çıktı. Hemen geliyorum, merak etmeyin. Tamam. Tamam, sizi bekliyoruz biz burada. Tamam, tamam. Halleder halletmez geliyorum. Hadi, nerede kaldı bunlar? 2 dakikaya buradalar Hilal. Yardım edin! Sıkış. Baba, iyi misin? İyiyim, iyiyim güzelim. Annen nerede? Çıktı dışarıda. Tamam. Gel şunları çözmeme yardım et, gel. Olmaz, annem kızar. Baba, ne oldu sana? Bir şey olmadı benim güzelim, ne olacak bana? Ama hala garip konuşuyorsun. Seliş, yaklaş benim güzelim. Gel hadi, korkma. Gel. Bak canımın içi, ben gizli bir görevdeyim. Tamam mı? Kimsenin benim bu halde olduğumu bilmemesi gerekiyor. O yüzden böyle davranıyorum. O yüzden mi böyle konuşuyorsun? Evet, o yüzden böyle konuşuyorum. O zaman bir kere babam gibi konuş. Bak, beni her yerden dinliyorlar. Tamam mı? Her yerde gözü kulağı var bunlar. O yüzden böyle konuşmaya devam etmem lazım. Hadi gel, yardım et benim kurtulma. Hadi gel. Baba, annem birilerini çağırdı. Seni almaya geliyorlar. Tamam. Bak, beni buradan alıp götürürlerse beni bir daha göremezsin. Anladın mı beni? Bu benim son görüşün olur. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Ben sana ne yalan söyleyeyim. Ha? Haydi çöz beni. Bak, onlar kötü adamlar. Anladın mı? Annem kötü adamlar çağırmaz. Evet, annen kötü adamları çağırmaz. Doğru söylüyorsun. Ama annen de bilmiyor onların kötü adam olduğunu. Hadi gel, yardım et bunları çözmeme de çözelim şu meseleyi. Hadi benim güzelim. Ha dur. Sen çözemezsin, bunları çok sert. Ben bile çıkaramadım. Bana mutfaktan bir bıçak ya da çözeyim, haydi. Nerede kaldın Nevzat? Anca geldik Hilal. Bana bak, bu savcı her şeyi biliyor galiba. Nasıl yani? Evet. Gerçekten mi? Aynen. Mehmet içeride baygın yatıyor. Bizim onu acilen yatırmamız lazım. Maalesef kendine değil. Ben zaten bütün ayarlamaları yaptım. Özel bir kliniğe yatıracağız, tamam mı? Kimliğini gizli tutacaklar. Tamam. Hadi. Hadi gidip alalım. Burada. Kızım, babanı gördün mü sen? Çok üzgünüm anne. Dayanamadım. Babam öyle görmeye dayanamadı. Beni bir daha göremezsin dedi. Tamam. Buradan çıkmak yok. Beni duydun mu? Ne oldu? Bulabildiniz mi? Yok, her tarafa baktık. Gören de yok. Allah kahretsin. Tamam. Aramaya devam edin. Tamam. Alo Serapcığım, nasılsın? Sağ olun Nihal Hanım. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Serapcığım, ya normalde bugün çalışmıyorsun biliyorum ama benim çok acil bir işim çıktı. Senden rica etsem Zeliş'le ilgilenebilir misin akşam? Hiç önemli değil. Hemen geliyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Tamam, hadi görüşürüz. Yok, hiçbir yerde yok. Arayın Nevzat. Ya, ne yapıp edip bulun onu. Kendinde değil diyorum, çok kötüydü en son bak. Yani kendine zarar verebilir, başka birine zarar verebilir. Ama durum çok kötü. Tamam. Aramaya devam edeceğim ben. Tamam. Beni de haberdar et. Bu kapıya da 2 tane koruma koy. Yani buraya tekrar geri gelirse oradan alırız. Merak etme sen. Çıkıyor musun hemen? Bakıcıya haber verdim. O gelsin, çıkacağım. Tamam. Hadi. Gel. Kusura bakmayın, acil bir işim çıktığı için biraz geciktim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hilal Hanım, bu iş epey uzadı. Bazı gerçekleri benden sakladığınıza eminim. Mahur Hanım'dan da. Sen iyi misin? Değilim Hilal. Gerçekleri öğrenene kadar da iyi olabileceğimi zannetmiyorum. Bugün Mehmet İnce'nin aslında Celal Kün olduğunu söyledi biri. Bana gelen dosyada ona ait bir fotoğraf yoktu. Değiştirildiğini düşünüyorum. Bakın, bu iş çok ciddi. Hele ki adaleti yanıltmak büyük suç. Bakın, siz de devlet memursunuz. Memuriyet hayatınız bu süreçte bitebilir. Dahası yargılanırsınız. Ben gerekirse bu dosyayı tekrar isterim. Başsavcılığa giderim. Bakanlığa giderim. Ben bu işin peşini bırakmam. Telefonlarınızı kapatmanızı rica edeceğim. Etrafta da olmasınlar lütfen. Şu an sizinle paylaşacağım bilgileri asla ama asla hiç kimseye anlatamazsınız. Çok önemli istihbari bilgileri paylaşarak şu an ciddi suçlar işliyorum çünkü. Bana güvenebilirsiniz. Birbirimize güvenmekten başka çaremiz yok. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç kimse tahmin edemezdi Mahur. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahramanmaraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay Başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? O park saldırısından sonra Mehmet İnci'yi ölü gösterdik. O da kendine yeni bir karakter yarattı. Neyin peşindeydi? Türellerin. Türellerin bazı karanlık ilişkileri vardı. Bugün o saldırı niye yapıldı? Mehmet İnce'yi öldürmek için. Mehmet İnce'nin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir istihbarat mensubuydu. Bugün o saldırıda senin kızın yaralandı. Evet. O yüzden buradasın. O yüzden bize çalışıyorsun. Evet. Mehmet İnce o ailenin karanlık bazı ilişkilerini çözmek üzereydi. O yüzden öldürüldü. Saldırıdaki diğer siviller, sen ve kızın da dahil sadece esas hedefi gizlemek için vuruldular. Doğrudur. Türeller önemli Maraşlı. Ama sen kızının intikamının peşine düştün. Böyle anlaşmamıştık Celal Kün. Kızım benim her şeyim. Yanlış. Senin her şeyin bizimle yaptığın anlaşma. Hatırlıyorsun değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece adını değiştirdi yani, öyle mi? Bu operasyonun en başından. Başka biri olarak yaşamak zor olmayacak mı? Küçüklüğümden beri başka biri olmak istemişimdir zaten. Ne var cebinde? Hala Maraşlı. Nasıl biri o Maraşlı? Mahur'un hem hoşlanmayacağı hem de biraz garip bulacağı bir tip. Kaba ama olduğu gibi. Onu etkileyecektir. Bir kitapçı buldum, bir sahaf. Bunun hep geçtiği yerde. Oraya tutacağım. Hani böyle okumuş etmiş olmam bence biraz onu etkileyecektir. İşe yarayacak yani. Ama bu bambaşka biri. Hilal, kim bu adam? Mahur. İşte bu adam Mehmet İnce. Denk geldiğimiz sonra bayan diye hitap etmeyi düşünüyorum. Taktığın şu lafa çok saçma. Nefret ederim o laftan. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ve eminim o da nefret edecektir. Hayır. Hayır. Ne olur bana böyle bir şey olmadı deyin. Ben sadece kimliğini değiştirmiş olabileceğini düşündüm. Ama bu bambaşka biri. Bu Celal değil. Bu benim sevdiğim adam değil. Kim bu adam? Maalesef öyle. Hayır, bu doğru olamaz. Bu kadar şeyi uydurmuş olamaz Hilal. Bu çok saçma. Ben bu adamı tanıyorum. Bu adam bana ailesini anlattı, arkadaşlarını anlattı. Bu böyle bir şey olamaz ki. Her ayrıntıyı düşündü. Yani bu operasyon için günlerce, haftalarca, hatta aylarca Maraşlı olarak yatıp kalktı. Nasıl olur? Nasıl olabilir böyle bir şey? Mahur. Bana böyle bir şey nasıl yapar? Bu çok saçma. Bak Mahur, bu o kadar basit bir şey değil. Yani bütün bunlar seni kandırmaktan çok daha öte şeyler. Ya ne o zaman Hilal, ne? Mehmet iyi değil. Nasıl yani? Ne demek iyi değil? Şu an tamamen kendisini kaybetmiş durumda. Ya artık Mehmet İnce olduğunu reddediyor. Ne? Mağrur, sana aşık olduktan sonra her şey çok karıştı. Yani artık Mehmet İnce kim hatırlamıyor bile. Kendini gerçekten Maraşlı zannediyor. Hilal Hanım, siz ne diyorsunuz? Hapisten yırtmak için bir oyun mu şimdi bu? Yani ne diyeceksiniz? Bu adam deli mi oldu diyeceksiniz? Hayır sayın savcım. Yani kızıyla bile Maraşlı gibi konuşuyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün yanıma geldi ve Mehmet İnce'nin kim olduğunu sordu. Bunu yaparken de son derece samimiydi. Ne diyorsun sen ya? Anlattığım her şey doğru Mağrur. Ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Üzgün müsün? Sen sadece üzgün müsün? Ben bu adamla ne zamandır ilişki yaşıyorum Hilal. Sen şimdi gelmiş bana bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ben kime aşık oldum peki? Ha? Kimi sevdim ben? Bir hayali mi sevdim? Bir sahtekarı mı sevdim? Onu mu söylemeye çalışıyorsun sen bana? Ya bu adam benim için hayatını hiçe saydı. Kurşunların önüne attı kendini. Bu da mı yalandı? Bu da mı operasyonun bir parçasıydı? Şu adama bir bakın ya. Şu adama bir bakın. Bu adam gülüyor. Bayan diyeyim mi, demeyeyim mi deyip gülüyor. Dalga geçiyor resmen benimle. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl peki? Hilal nasıl o zaman? O sana aşık oldu Mağrur. Kim aşık oldu bana? Maraşlı. Maraşlı diye bir şey yok ama. Mağrur anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum Hilal? Neyi anlamıyorum ben? Mağrur bak. Bu adam senin için aklını kaybetmek üzere. Ya seni kaybetmemek için kendini, her şeyini kaybetmeye hazır görmüyor musun? Ya sadece seni sevdiği için, sen onu Maraşlı olarak sevdiğin için kendi kimliğine dönmeyi reddediyor. Ben bu adamı hayatıma soktum Hilal. Her şeyiyle. Ben bu adamı kalbime soktum. Sen şimdi bana gelmiş bu adam senin tanıdığın adam değil diyorsun. Ya burada delirmesi gereken biri varsa o da benim, anlıyor musunuz? Sen her şeyi başından beri biliyordun. Sen her şeyi başından beri biliyordun. Ne yapıyordunuz? Birlikte oturup benim arkamdan dalga mı geçiyordunuz? Mağrur sakin. Durum bizim düşündüğümüzden daha karışık, sakin. Nerede bu adam? Eve gelmişti. Yani bana Mehmet İnce'nin kim olduğunu sormaya geldi. Bir süre tutabildim ama kaçmayı başardı. Acil yakalama kararı çıkartmamız lazım. Aslına bakarsanız direkt olarak yatırmamız lazım. Mağrur bak biliyorum çok üzgün ve sinirlisin. Ama Mehmet'i gördüğünde anlayacaksın o gerçekten iyi değil. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Mağrur. Ne var Hilal, ne var? Bak biliyorum. Şu an her şey sana bir oyun gibi geliyor, farkındayım. Hatta bu izlediğin şeyler seni dehşete düşürdü, onun da farkındayım ama... eğer bu operasyon olmasaydı, senin abin ve babanla beraber belki o evdeki herkes, sen dahil hepiniz ölecektiniz. Mağrur bak, Mehmet kötü biri değil. Yani o masum insanları kurtarmak ve suçluları yakalamak için bir kimliğe büründü, hepsi bu. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin. Söylediğine ikna olmayı o kadar çok isterdim ki Hilal. Evet isterdin. Çünkü onu hala çok seviyorsun. Mağrur bak, Mehmet kötü biri değil. Bence gerçekten onun bu hayatta zarar vereceği en son kişi sensin. Hadi. Sür bayan. Birlikte bulacağız biz bu Mehmet İnce'yi. Sen Gerçekten Mehmet İnce'nin kim olduğunu bilmiyor musun? Ya bilsem burada işim de. Bak bana çok büyük bir oyun oynanıyor. Anladın mı beni? Peşimde bu adam. Ama bulacağım annesini. Hadi sür arabaya gidelim buradan. Sen şaka mısın ya? Ne şakası ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bak silahlı adamlar benim peşimde. Tamam mı? Takip ediyorlar beni. Bulacaklar da. Bulmadan ben onlara bulacağım. Ben bu hayatta bir sana güveniyorum şu an. Anladın mı? Bir sana inanıyorum. O yüzden kırma beni. Sür arabayı. Götür bizi buradan. Bayan bassana gaza. Bak bana bir daha bayan dersen seni gerçekten öldürürüm. Tamam. Öylesine söyledim. Daha sakin bir yerde konuşalım diye. Bir şey demedim. Konuşmak istiyorsun öyle mi? Mehmet İnce peşinde, o yüzden de buradan gitmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Gerçekten delirmişsin sen. O ne demek şimdi? Şey demek değil. Tamam. Tamam. Gidelim başka bir yerde konuşalım o zaman. Mehmet. Mehmet lütfen bir delilik yapma ya. Lütfen. Hilal Hanım. Serapcığım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen işte biz de film izleyecektik ama canı pek istemedi. Zeyş'i verir misin bana bir rica etsin? Tabii ki. Anneciğim. Alo anne, babamdan bir haber var mı? İyi kızım, baban gayet iyi. Merak etme. Buldunuz mu? Evet evet bulduk. Onu kısa bir tedaviye göndereceğiz şimdi. Bir süre burada olmayacak o. Ama sonra tekrar görüşeceksin, tamam mı? Uzun mu sürecek? Hayır, hayır kızım. Uzun sürmeyecek dedim ya. Kısa bir tedavi. Her şey yolunda, sen merak etme. Bak sen bunları düşünme, tamam mı? Serap ablanı verir misin bana tekrar? Serap abla, annem seni istiyor. Buyurun Hilal Hanım. Serapcığım ben biraz geç kalacağım. Sorun olur mu senin için? Aa, yok yok, olmaz tabii ki. Çok sağ ol Serap. Rica ederim. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hilal Hanım'ın evi değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Ben kimim? Merhaba hayatım. Korkma. Korkma. Hadi anlat artık. Ne oluyor? Herkes bir garip davranıyor. Ben mi kafayı yedim? Yoksa benden başka herkes mi? Anlamadım. Bir şey soracağım sana. Ama ne olur doğruyu söyle. Kızmayacağım, söz veriyorum. Sor. Rol yapmıyorsun değil mi? Hangi konuda? Maraşlı konusunda işte. Bak ben seni gördüm. Bana görüntüleri izledim. bambaşka bir adamdım orada. Konuşmam başkaydı. Her şeyim başkaydı. Adın da Mehmet İnce. Değil mi? Hadi ne olur anlat bana artık. Hep aynı rüyayı görüyorum. Sana bahsettim mi bundan ben? Bir ormandayım. Tek başıma. Keyik var. Bana bakıyor. Sana bahsettim mi hiç bundan ben? Konumuz senin rüyaların değil. Konumuz içinde bulunduğumuz kocaman bir yalan. Bak bana. Bak bana, gözümün içine bak. Sen misin gerçekten Mehmet İnce? Hüzünlü bakıyor bana. Hani sana şu an baktığın gibi. Ses yok, söz yok. Anlaşıyoruz. İlginç değil mi? Hem ablam. İlginç. Ben seni gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Ne oluyor? Keşke hiç sevmeseydim. Daha keşke hiç tanımasaydım ben seni. Nereden çıktım? Mahur, niye böyle bir şey söyledin şimdi? Bak. Şimdi buradan gidiyoruz, tamam mı? Bir hastaneye gidiyoruz. Celal, senin tedavi olman lazım. Tedavi falan olmayacağım. Senin de niyetin anlaşıldı. Bana deri muamelesi yapamazsınız. Sen Maraşlı değilsin. Ya kimim peki? Ha? Maraşlı değilsin, Maraşlı değilsin. Kimim ben? Bak, eller benim elim. Yüz benim yüzüm. Maraşlıyım ben, Maraşlı. Daha nasıl inandıracağım seni kendime? Hadi yürü, gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum senden. Hadi ne olur gel benimle. Bırak dedim bayan. Ha, sen beni hiç mi sevmedin? Hiç mi sevmedin? Onların hepsi yalan mıydı? Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ben seni. Aklını alamayacak kadar. Bütün hücrelerimle. Her nefes alışverişimde sevdim ben seni. Her sabah seni sevmek için uyandım ben. Anladın mı? Başka bir şey sevemezmiş gibi. Birinin başka birini sevemeyeceği gibi. Anladın mı? O zaman ne olur benimle gel. Bak, senin iyileşmen lazım. Senin iyi olman lazım. Kimse inanmıyor. Neden de anlamış değilim. Ama size kim olduğumu kanıtlayacağım. Göreceksin. Gelmiyor musun benimle? Üzgünüm. Bir daha göremezsin beni o zaman. Yapmam gereken işler var. Nasıl işler? Kızımı vuran adamı buldum ben. Ben buldum. Böyle işler. Celal, gitme. Yalvarırım, gitme hiçbir yere. Bak. Halletmem gereken işler var. Gideceğim. Sonra geleceğim. Geldiğimde seni alacağım. Bizi kimse ayıramayacak. Asla. Bekle beni, tamam mı? Gitme. Zeliş. Zeliş. Serap. Hı? Serap canım. Serap. Zeliş nerede? Hı? Serap. Serap. Helal ana. Zeliş nerede Serap? Ne oldu bana? Kalk gel. Gel seni şöyle oturtalım. Sarıl bana. Hadi gel. Ah. Gel. Serap ne oldu? Zeliş nerede? Hayatım bana bak lütfen. Serap. Kapı çaldı. Bir adam geldi. Uzun boylu, gözlüklü. Garip bir adamdı. Allah kahretsin. Savaş. Ben ne olduğunu anlamadım. Alo Nevzat. Benim eve hemen bir destek ekip gönder. Çok hızlı lütfen. Zeliş yok. Evet ambulans da gelsin acil. Hadi lütfen. Hilal Hanım. Zeliş'e bir şey yapmaz değil mi o adam? Hiçbir şey yapamaz. Hele bir kılına zarar versin var ya onu diri diri yakarım ben. Burada bekle, ambulans gelecek. Tamam mı hayatım? Tamam. Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Bak sana neler getirdim. Çikolata yer misin? Ben babamı aramak istiyorum. Kusura bakma, onu yapamıyoruz. Ama eğer uslu durursan belki seni dedene götürebilirim. Benim dedem mi var? Varmış, vallahi biz de yeni öğrendik. Hadi suyunu iç. Tuvaletin gelirse şu arkada, tamam mı? Beni öldürecek misiniz? Yok canım. Seni neden öldürelim ki? Daha önceden o gözlüklü adamı görmüştüm. O çok kötü birisi. Savaş Bey onun adı. Aslında o kadar da kötü birisi değil. Tanısan sen de seversin. Bir şey istersen yine haber ver, tamam mı? Nasıl geçiyor? Korkmuş sadece. Normal. Hurdacıyı arayayım mı? Ne zaman teslim edeceğiz kızı? Hiçbir zaman. Nasıl yani? Kızı teslim etmeyecek miyiz? Peki ya anneniz? Kızı götürdüğümüz an önce annemi, sonra beni, sonra seni öldürecektir. Biliyorsun değil mi? Bir anlaşma yaptık sanıyordum. Adamı tokatladık Suat. Sence hurdacı kendisine 50 milyon tokatlamış birinin peşini bırakır mı? Tanıdığım hurdacının canını al, parasını alma. Aynen öyle. Fırsatını bulduğu an bizi öldürmeye çalışacak. Nasıl olacak peki? Ne yapacağız bu kızı? Annesine vereceğiz. Benim anlamadığım Savaş niye Zeliş'i kaçırıyor ki? Bir derdi varsa bizimle çözebilir. Yerimizi yurdumuzu biliyor neticede. Cesaret edemez o şerefsiz. Yok yok. Bu Savaş'ın işi değil. Bence bu kesin hurdacının işi. Sen bunların araları kötü dememiş miydin Nevzat? Ya orası öyle de en son adamı doğramak için elinden geleni yapıyordu bu. Anlamadım ki. Mehmet İnce'nin haberi var mı? Hayır yok. Bana bak olmayacak da. Yani şu an onun bünyesi bir delilik daha kaldıramaz. Ben hiç kaldıramam Nevzat. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya bak benim şu an bunu düşünecek halim yok. Görmüyor musun? Doğru. Yani adamın yerini biliyordu ya. O yüzden dedim. Eğer bu hurdacının işiyse... Savaşı bulmadan Nevzat bunların hepsi boş bilgi. Ulan şerefsiz. Ne istedin ufacık kızdan be? Bir derdin varsa gel bizimle çöz, değil mi? Alo? Maraşlı'nın ya da Mehmet İnce'nin eski eşi Hilal Hanım'la mı görüşüyorum? Savaş? Sesimi bu kadar çabuk tanıman şaşırtıcı. Kızım nerede? İyi mi? İyi. Kendisi burada, gayet iyi. Kızımdan ne istiyorsun? Bir derdin varsa benimle halletsene. Onu niye aldın? Aslında çok garip değil mi? Her şey kızının vurulmasıyla başlamıştı. Belki de şimdi kaçırılmasıyla bir son bulacak. Ne demek istiyorsun sen ya? Her şeyi anlatacağım. Şimdilik senden tek isteğim yalnız gelmen. Tamam. Neredesin söyle. Konumu atacağım sana. Eğer yalnız gelmezsen kızını öldüreceğimden bir şüphen yoktur herhalde. Yalnız geleceğim dedim, tamam. Ne diyor? Ne istiyormuş? Manyak işte. Tekrar arayacakmış. Sadece kızımı kaçırdığından haberim olsun istemiş. Sanki bilmiyoruz biz. Hayır yani kafamdaki o şapkayla gözlükle nasıl tanınmayacağımı düşünüyorsa artık. Nevzat, sen beni burada bekle, ben bir ofise uğrayıp geleceğim, tamam mı? Haber alırsan haber ver bana. Tamam. Kızım nerede? Sakin ol. Yanımda getirmedim herhalde. Önce onu görmek istiyorum Savaş. Ona zarar vermedim. Yani benim bunu düşünmek için o kadar çok sebebim var ki. Önce beni dinleyeceksin. Hayır. Önce kızımı göreceğim dedim. Tarzını sevdim. Peki. Buyurun Savaş Bey. Beymiş. Lütfen ama. Suat, küçük misafirimizi telefona getirir misin lütfen? Kendisine yiyecek bir şeyler verildi. Fakat çizgi film koyamadık çünkü televizyonumuz yok. Televizyon henüz kurulmadı. Çizgi film izlemez zaten. Öyle mi? Bunu bildiğim iyi oldu. Zeliş, annen. Anne. Kızım Zeliş, iyi misin? İyiyim ama çok korktum. Anne neredesin? Babam nerede? Ne olur gelin beni kurtarın. Geliyoruz kızım, hiç merak etme. Seni almaya geliyorum, tamam mı? Anne ne olur çabuk ol. Tamam anneciğim. Hemen geliyorum, hiç üzülme, tamam mı? Korkma. Zeliş! Tamam. Bana bak. Kızım nerede? Çabuk söyle yoksa seni gebertirim, duydun mu? Sakin olun. Şimdi beni dinleyeceksiniz. Hadi Savaş söyle. Ne istiyorsun? Burada yalnız olan sensin, ben değilim, hatırlatırım. Söyle dedim Savaş, ne istiyorsun? Hadi söyle! Annemi kurtarmanı istiyorum. Sen ciddisin. Birinin beni doğurmuş olduğuna mı bu kadar şaşırdın? Hayır Savaş, senin birini önemsemen bana garip geldi, o yüzden. Cevabınızı bekliyorum Hilal Hanım. Nerede annen? Hurdacının elinde. Şimdi senin derdin anlaşıldı işte. Hiçbir şey anlaşılmadı. Hiçbir şey anlamadınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne bilmiyormuşum ben? Hurdacının gerçekte kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kimmiş? Gerçek ismi Yavuz İnce. Bu soyad size yabancı değil, değil mi? Bir aralar siz de bu soyadı taşıyordunuz. Saçmalık. İşte tam olarak beklediğim tepki buydu. Ama bunlar gerçek. Hurdacı Maraşlı'nın babası, evet. O yüzden devamlı kavga ediyorlar. Çözemedikleri çok önemli sorunları var. İkisinin de geçmişi çok karanlık. Ya nasıl olabilir ki bu? Ben de bu soruyu soruyorum kendi kendime. Ama işte hayat bu. İyilerle kötüler muhakkak bir yerde karşılaşıyor. Zeliş'i kaçırmanı senden hurdacı mı istedi? Öyle oldu. Sonrasında bir anlaşmazlığa düştük. O da hasta ve bakıma muhtaç olan annemi kaçırdı. Karşılığında torununu istedi. Zeliş onun torunu değil, tamam mı? Bizim öyle bir akrabamız yok. O kadarını bilmiyorum. Aramızda bir kan bağı var sonuçta. Neden Zeliş'i teslim etmedin o zaman? Sence? teslim etsen de seni yaşatmayacak değil mi? Bak, sana hurdacının adresini söyleyeceğim. Gideceksin, annemi oradan kurtaracaksın. Ben de sana kızını vereceğim. Aslında hikaye bu kadar basit. Yani sen hurdacıya güvenip Zeliç'i teslim etmiyorsun. Ama ben oraya gidip senin anneni kurtaracağım, öyle mi? Aslında haklısın ama şartlar böyle. Şimdi biz o şartlarda bir takım değişiklikler yapacağız Savaş. Yani madem benim yardımıma ihtiyacın var, benim de senden bir takım isteklerim olacak, olur mu? Bugüne kadar kimseye zayıf hiçbir noktamı göstermedim. Çünkü gösterirsem böyle kullanırlar. Savaş, sen zayıf değilsin ki. Kötüsün. İkisi farklı şeyler. Ne istiyorsun? Kızımı, Savaş. Bu şartlar altında pek mümkün görünmüyor. Yo, gayet mümkün aslında. Bak, biz seninle şimdi şöyle yapacağız. Sen beni kızımın yerine götürüp onu bana teslim edeceksin. Ben de hurdacıdan anneni alıp nereye istiyorsan oraya bırakacağım. Anlaştık mı? Sana neden güveneyim? Çünkü ben yıllardır hurdacıyı arıyorum. Bu fırsatı teper miyim sence? Hı? Ayrıca masum ve yardıma muhtaç insanlarla senin gibi suçlular arasındaki farkı da gayet iyi bilirim ben, merak etme. Bugüne kadar kimseyle böyle bir anlaşma yapmamıştım, biliyor musun? Savaş, biz seninle anlaşmadık. Kızımı alıp hurdacıyı yakaladıktan hemen sonra ben senin peşine tekrar düşeceğim, hiç merak etme. Eminim. Hadi gidelim. Eğer bir kişi bile bizi takip ediyorsa bu sefer Zeliş ölür. Merak etme. Üzerini aramama gerek var mı? Silahım arabada. Buyurun. Buyurun. Keşke ta en başında sizinle tanışmış olsaydık. Eski eşiniz asabi bir adam. İşleri tamamen içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bence onunla çatışıp hala hayatta olduğun için çok şanslısın Savaş. Sakin ol Suat, sakin ol. Bu kadının burada ne işi var Savaş Bey? Onunla bir anlaşma yaptık Suat. Kızım nerede Savaş? Git kızı getir. Bakma öyle, git kızı getir. Boşuna bakıyorsun. Burada bir saniye bile durmam. Olsun. Biz yine de gelir bir kontrol ederiz. Delil bıraktığımı hiç sanmıyorum. Sanma. Her suçlu öyle düşünür Savaş. Biz ne detaylardan ne suçlular yakaladık sen bilsen. Anne! Zeliş, kızım. İyi misin? Yerinde bir şey var mı? Ha? İyiyim ama çok korktum. Korkma. Anne geldi kızım. Ben yanındayım, tamam mı? Şimdi sözünü tutma sırası sende. Tamam. Anneni aldıktan sonra nereye istiyorsan bırakacağım, söz. Bakım evine. Bakım evinde daha güvende olacaktır. Nasıl istersen. Sana hurdacının adresini mesaj atacağım. Anlaşıldı. Hadi kızım gel. İyi misin? Ha? Bir şey yapmadılar değil mi sana? Bu yaptığınız doğru hamle mi Savaş Bey? Başka çarem mi kaldı? Annemi görmek istiyorsam tek yol bu. Umarım başarırlar. Umarım. Nevzat, Zeliş'i aldım. Nasıl aldın? Neredesin Hilal? Yoldayım şimdi. Zeliş'i eve götürüyorum. Sen de hemen merkeze geçip operasyon için gerekli bütün birimleri harekete geçir. Hurdacının yerini biliyoruz. Hurdacının mı? Evet, hurdacının. Ben de şimdi geliyorum, bak kaybedecek vaktimiz yok. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam, tamamdır. Hemen emniyete de bilgi geçilsin, tamam mı? Savcı Bey de bilgilendirilsin. Ortak operasyon için gerekli izin varsa hepsi alınsın. Bu işi bugün bitireceğiz. Tamam, tamamdır, görüşürüz. İyisin değil mi kızım sen? İyiyim ama çok korktum. Korkma kızım, korkacak bir şey yok artık. Geçti hepsi, tamam mı? Anne. Efendim kızım? Benim dedem mi var? Hayır Zeliş'ciğim, senin deden sen doğmadan önce öldü. Ben sana anlattım ya. Oradaki adam senin dedene götüreceğim dedi. Saçmalamış o. Seni kandırmak için söylemiş. Yok öyle bir şey. Anne, babamı arayabilir miyim? Tamam, eve gidince ararız, olur mu? Tamam. Kadir! Kadir'im! Geldim abi. Efendim abi. Oğlum bu ne ya? Buzdolabı tam takır. Bir tane Kore Harbi'nden kalmış bayat ekmek var. Bir çiğ köfte söyle, bir acılı şalgam söyle hadi. Tamam abi, söyleyeyim. Savaş'tan haber var mı? Yok abi, aramadı. Arayayım mı? Gerek yok, gerek yok. Annesi iyi değil mi? Çok iyi abi. Aman ha. Yaşlı başlı kadın. Annelerimize saygımız sonsuz. Ellerinden öperiz. Sen merak etme abi. Kendi anam gibi bakıyorum inan. Kendi anan gibi mi bakıyorsun? Aa, şimdi yan geldik işte. İyi davranın oğlum kadına. İyi hadi git söyle şu yemekleri yiyelim. Tamam abi. Kadir'im. Efendim abi. Şalgam acılı diye söyledim değil mi? Dedin abi. İyi hadi hadi. Bu nedir arkadaş ya? Paramız var, yiyeceğimiz yok. Nasıl iştir ya? Allah Allah. Kadir! Turşu da söyle. Kadir! Gitti. Yani madem bu adam bizi oradaca verecekti, Zeliş'i ne diye kaçırdı? Pazarlık yapabilmek için. Annesini koruyalım diye kendince bize iyi niyet gösterisi yapıyor işte. Tuzak olmadığını belli Hilal. Tuzak kurması için deli olması lazım Nevzat. Yani böyle bir operasyonu başlatmak mantıklı mı sence? Yani haklısın, haklısın ama ben yine de o herife güvenmiyorum işte. Ben de. Ama bu sefer doğru söylediğine eminim. Sonunda bu iş bitiyor ha. Öyle mi Hilal? Umarım. Umarım biter. Mehmet İnce'nin haberi var mı? Hayır yok. Yani nerede onu bile bilmiyorum ki Nevzat. Şu işi bir halledelim, o meseleyle ayrı ilgileneceğim ben. Değişen bir şey yok yani. Nasıl olsun ki? Adamın halini görmedim. Haklısın. Ahtapot 1, kuzey kanadı. Ahtapot 2, güney kanadı. Ahtapot 3, giriş sizde. Ahtapot 1, kuzey kanadından giriş yaptık. Ahtapot 2, güney cephesi bizde. Ahtapot 3, kapıdan giriş yapıyoruz. kaçmış. Geleceğimizi biliyoruz tabii. Savaş takip ettirdi muhtemelen. Bu iş iyi olmadı işte. Çok yaklaşmıştık Hilal. Çok. Etraf kontrol edildi. Tamamen temiz. Kimse yok. Yaşlı bir kadın arıyoruz arkadaşlar. Her yere bakın. Baktık. Temiz. Şerefsiz Savaş. Sattı bizi istihbarata. Ben demiştim abi sana bu herife güvenilmez diye. Biz de biliyoruz güvenilmeyeceğini. Baksana. Herif bunca yıllık mekanlarımızı patlattı. Abi pasaportlar hazır istersen. Ulan pasaportlar hazır olsa ne olur? Adam bizi açığa çıkardı. Aha benim bugüne kadar yaptığım bütün organizasyonu açığa çıkardı. Şimdi yarın gör bak bütün telefonlar cayır cayır çalar. Vampir gibi üşüşürler. Paralarının peşine düşerler. Abi bak bu herifler bizi bulursa yaşatmaz. Paraların yerini benden başka bilen mi var lan? Tamam da abi. Lan ne tamamı? Ben ne diyorsam onu yapacaklar işte. Eşek gibi yapacaklar. Yapacakları da... Ben önce şu Savaş'tan bir hesabını sorayım da bunların. Alo. Savaş'ım yakıştı mı sana bu tavırlar? Ne tavrı anlayamadım. Bırak lan numarayı. Satmışsın işte bizi istihbarata. Lan ben seni takip ettirmeyeceğim mi zannediyorsun? Ben seni bulamayacağım mı zannediyorsun? Seninle anlaşabiliriz. Ne anlaşacağız? Ne teklif edeceksin de neyini anlaşacağız? Seni sorunsuz bir şekilde yurt dışına çıkarabilirim. Organizasyonum hazır. Vallahi mı? Ha. Karşılığında ne isteyeceğim benden? Anneni mi? Evet. Tamam ulan olur. Kabul ediyorsun yani. Ediyorum lan anneni vereceksin. Biz senin gibi adi, şerefsiz, cani ruhlu insanlar değiliz oğlum. İnsanız ulan biz insanız. Vereceğim ulan anneni. Şimdi sana bir adres göndereceğim. O adrese gidersin anneni alırsın tamam mı? Tam bir... Kadir'im şunun annesini teslim edin. Tamam abi. Evet. Böyle bütün gün bakışacağız mı sen Boğaz'a karşı, ben böyle yıkık binaya karşı? Hadi oğlum hadi. Tamam abi. Kadir'im. Sonra da gel buraya. Bütün mekanlar patlamış. Şuraları toplayalım. Bir iki güne millet üşüşür. Tamam abi. Hoş geldiniz. Yavrum. Mahur, kuzum, iyi misin bir tanem? Mahur, iyi misin kızım? Siz bugün Celal'e nikah tarihi almaya gitmeyecek miydiniz? Gittik. Gittik ama alamadık. Niye? Ne oldu ki? Bir şey öğrendim ben. Hayır olsun inşallah. Maraşlı diye biri aslında yokmuş. O ne demek şimdi? Celal diye bildiğimiz adam Mehmet İnce adında bir istihbaratçıymış. Kimlik mi değiştirmiş yani? Her şey değiştirmiş. Kıyafetini, konuşmasını, yemesini, içmesini, söylediği her şey yalanmış. Yokmuş öyle bir şey. Hep yalan söylemiş bana bugüne kadar. Tamam. Bey sen bize su getir. Sen de gel bakayım şöyle. Gel şuraya bir otur. Gel otur şuraya. Otur canım, otur. Tamam. Şimdi... ...bana her şeyi en baştan düzgünce anlat. Düzgün. Düzgünce anlatıyorum zaten hala. Maraşlı diye biri yokmuş. Bir operasyon için kılık değiştirmiş. Sonra benim yanıma gelmiş. Sözde bana aşık olmuş. Ve böyle bir oyunun içinde kalmaya devam etmiş. O adam sana evlenme teklif etti. Eski karısı çok hasta olduğunu söyledi. Bu kılık değiştirme işi psikolojisini çok bozmuş. Kim olduğunu hatırlamıyormuş artık. Şimdi Celal Bey oğlum diye biri yok mu? Yok Nurhan abla. Celal öldü. Celal öldü mü? Öldü abi. Öldü. Aslında hiç yaşamadı desek daha doğru olur. Hiç yaşamadı ki. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir hayale nasıl aşık olunur? Olmayan bir adama hissedilen aşk nasıl unutulur ki? Celal Kün olarak tanıdığınız şahıs Mehmet İnce'nin ta kendisi. Sevdiğim bir adamın, hatta evleneceğim bir adamın sahte kimlikte olduğunu öğrenmen çok daha zor biliyorum. Ama gerçek bu. Senin niyetin anlaşıldı. Bana derin muamelesi yapamazsınız. Sen Maraşlı değilsin. Ya kimim peki? Ha? Maraşlı değilsin, Maraşlı değilsin. Kimim ben? Bak, eller benim elim. Yüz benim yüzüm. Maraşlıyım ben, Maraşlı. Daha nasıl inandıracağım senin kendime? Çok mu üzgünsün? Çok üzgünsen sonra da gelirim. Çok üzgünüm. Gitme. Yanımda kal. Herkes gitti. Bir tek sen kaldın yanımda. Önce annem. Sonra babam. Abim. Şimdi de Celal gitti. Celal de mi öldü? Belki de böyle düşünmek en doğrusu. Öteki türlü olmayan birini nasıl unutabilir ki insan? Mezarı vardır değil mi? mezar taşı yaptıralım ona. Üstüne de yazalım. Sivaslıydı, iyi adamdı. İyi adamdı değil mi? Ama geçmişi karanlıktı. Hangisinin? İkisinin de. İnsanın geçmişi karanlık oldu mu, yolunu bulması çok zor oluyor. Kayboluyor o yüzden. Gece olup da gözünü bir kere kapadın mı, sanki o karanlıktan bir daha hiç çıkamayacakmışsın gibi geliyor. Ne var ki abi, o geçmişti. Vicdan azabı. Vicdan azabı. O hepsini. Anne. Anne. Durdururuz bunu. Bunu durdururuz. Suat. Suat, bunu durdururuz. Ne yaptın? Anne, ne yaptın? Anne, ne yaptın? İsmail. İsmail, tanıdın mı beni? O benim ben sen. Sen uçurtma yapmayı biliyor musun? Biliyorum. Bilmez miyim hiç? Sonra bunu ortadan böyle alttan geçireceksin ki sağlam olsun. Oldu. Dengesine sonra bakarız artık. Her yeri yırtılmış. Babam da attı bütün kaplarımı. Neyle kaplayacağız? Ben bulurum sana kap. Alır getiririm. Gerek yok. Abim alır. Ana biçim laf. Abinim ben senin. Ben seni koruyamadım diye sen böyle yapıyorsun değil mi? Abim bilmiyordum ki ben. Ben senin iyiliğin için yaptım. Kaçarsak kurtuluruz sandım. Ben hiç kıyabilir miyim sana? Kızgın mısın sen bana? Abine kızgın mısın? Sen benim abim değilsin ama. Nasıl değilim İsmail? Abinim ben sen. Benim... Mehmet benim adım. Abi, çok büyümüşsün ama. Büyüdüm ya. Sen büyüyemedin ama ben büyüdüm. Ben niye büyümedim abi? Çünkü sen... Ağlama. Ağlama abi, ben iyiyim. Bana bir şey olmadı ki. İyi misin gerçekten? İyiyim tabii. Koyamadım ben seni. Benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden. Senin bir suçun yok. Babamın yüzünden hep. Sen beni hep korudun. Hep yanımda oldun. Hatırlasana. Üzülme artık. Nasıl üzülme? Seni o kadar çok üzüyorum ki. Ben de seni üzüyorum ama... ...nasıl olsa bir gün buluşacağız. Buluşacağız değil mi? Buluşacağız. Canım benim. Canım. Bakayım sana. güzelim benim. Anne. Oğlum. 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 Ne zaman geldin sen? Nasıl da büyümüşsün? Kocaman olmuşsun. İsmail nerede? O da seninle mi? İsmail öldü anne. Sen de öldün. Dayanamadım. Her güne Zeytin dayanamadım. Siz de gidince tutulacak da kalmadı. Biz varken farklı mıydı sanki? Niye korumadın peki? Niye arkamızda durmadın? Niye alıp götürmedin bizi buradan? Ha? Nereye? Nereye gidebilirdim ki? Bir işim mi vardı? Bir evim mi vardı? Size nasıl bakacaktım? Nasıl sahip çıkacaktım? Bari gitme deseydin. O gün İsmail'le çıkarken senin gözünün içine baktım. Hatırlıyorsun değil mi? Niye gitme Mehmet demedin? Ne sen duracak mıydın? En azından sen başarmışsın. Kocaman bir adam olmuşsun. En azından sen hayatta kalmışsın. Ben hayatta mıyım bilmiyorum. Ben hiç iyi değilim anne. Kim olacağım? Kimim? Bilmiyorum. Kayboldum ben. Bana bir yol göster. Ne olur. Bana bak bakayım. Kaldır kafanı. Ne benim, ne kardeşinin ölümü senin suçun değil. Geçmişinde barışacaksın Mehmet. Onunla yüzleşeceksin. Yoksa ne ben, ne bir başkası sana yardımcı olamaz. Öyle ama olmuyor ki. Ben nereye baksam seni görüyorum, İsmail'i görüyorum. Böyle geçmişim bir kuyuymuş da içine girsem kaybolacakmışım gibi. Korkma. Hiç korkma. Bizi sevgiyle hatırla. Özlemle hatırla. Ama pişmanlıkla hatırlama. Kendini suçlamayı bırak. Bütün suçlu babam değil mi? Öyle. Elbet bütün kötüler cezasını çekecek. Bana da Yemek getirmeyeceksin mi? Mezeyle mi doyuracaksın beni? Kime diyorum ben, kime? Korkma. 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 Kaçak geri dönmüş. Ne istiyorsun kadından? Öldürdüğün yetmedi mi? Ben katil değilim oğlum. Bu evde bir tane katil varsa o da sensin. Doğru konuş benimle. Sen büyüdün. Artık babandan hesap sorar mı oldun? Ha? Yalan mı? Sen gitmedin mi bu evden? Kardeşinin, annenin ölmesinin müsebbibi sen değil misin? Her şeyin sebebi sensin. Ne benim olan? Böyle yaparak geçmişinden kurtulacağını mı zannediyorsun? Yani vicdanını temizleyebileceğini mi zannediyorsun? Lan sus! Yüzleşeceksin ulan kendinle. Yüzleşeceksin. Sen kardeşinin katilisin. Annen senin yüzünden öldü. Yüzleşeceksin. Bırak lan. Ne yapıyorsun? Ben katil değilim. Bırak lan. Ben katil değilim lan. Kimseyi öldürmedim ben. Bırak lan. Hepsi senin yüzünden. Bırak lan. Yüzleşeceksin lan kendinle. Maraşlı! Kendine gel Maraşlı. O senin baban. Onu öldürünce hiçbir şey düzelmeyecek. Ama her şeyin sorumlusu o. Emin misin? Her şeyin sorumlusu baban mı? Ya kim? Ben miyim? Sensin Celal. Ben ne yaptım ki? Ben sadece kızımın mutlu olmasını istedim. Sadece Mahur'un mutlu olmasını istedim. Bu evden kurtulmak istedim. Kurtul o zaman. Ne yapayım? Yakayım mı bu evi? Yanıp kül olunca her şey bitecek mi? Kurtulacak mısın? Unutacak mısın? Unutmak istemiyorum ki. Ama kalbimde hemen bak burada. Bir şey var, sızlıyor. Gömleğimde bir iğne. Nefes aldıkça ciğerime batıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Akmıyor da kan. Kusmuyor da tuttu kanı. Nereye baksam annemin bakışları. Nereye baksam İsmail'in gözleri. Ben artık ben olmamaktan başka bir çare bulamıyorum. Bana sen bir yol göster Mehmet. Sen söyle. Senin bir suçun yok. Hepsi benim suçum. Ben de yıllarca vicdan azabı çektirerek cezamı çektim. Babamdan intikam almak da hiç gelmedi aklıma. Ama bu başka. Benim babam çok kötü bir adam. Bir suçlu. Hem de ağır bir suçlu. Bir sürü insanı öldürdü. Kendi oğlunu, torununu öldürmeye kalktı. Cezasını çekmeli. Ancak o cezasını çektiği zaman bitecek bu kaçış. Ancak o cezasını çektiği zaman ben olmaktan kaçmayacağım. Sen de bunu gayet biliyorsun. Biliyorum. O zaman ne yapacağını da biliyorsun. Biliyorum. Hadi kapa gözünü. Korkma. Bu karanlık sana bir şey yapmaz. Bu karanlık bize bir şey yapmaz. Efendim Zeliş? Baba neredesin? Niye gelmedin bu akşam? Bir sürü mesaj attım sana. Görmedim kızım. Baba ben çok korkuyorum. Niye korkuyorsun güzelim, ne oldu? Beni kaçırdılar baba. O gözlüklü kötü adam yine beni kaçırdı. Ne yaptın? Neredesin sen? Evdeyim. Annem gelip beni kurtardı. Baba ne olur gel. Annen nerede Zeliş? İçeride odadan konuşuyorum. Baba ne olur gel. Sen gelirsen korkmam hem. Ya o gözlüklü adam yine gelip bana, anneme bir şey yaparsa? Kimse sana zarar veremeyecek bir daha. Korkma. Tamam, merak etme. İyi misin sen şimdi? O adam bir şey yapmadı değil mi sana? Yok, yapmadı. Bakıcı ablamla beni öldürecek diye çok korktum. Silahı da vardı üstelik. Gelecek misin? Geleceğim. Geleceğim benim güzelim. Birkaç işim var, geleceğim. Söz ver. Söz tabii ya. Söz. Merak etme. Sen annene bir şey söyleme, tamam mı? Tamam. Kızım, sana bir şey bırakmak istiyorum. Aslında iki şey. Bu benim için çok değerli. Küçük ama değerli. Eğer bir gün bana bir şey olursa buna sahip çıkacağına söz ver bana. Bir şey daha var. Bir gün aşık olursan, ki olacaksın, bu şiiri hep hatırlamanı istiyorum. Adını da bu şiirden koyduğumu belki hiç söylememişimdir sana. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Belki de günahlarını yıkayacak akıttığın damla yaşlar. Ya da yağmur olup üzerine yağacak karanlar. Sil başlar, sahip olamadıklarının peşine kaç kez takıldı düşüncen. Tahminimce aklım bilinmez kişiler tarafından kiralık. Şarkılarım sen ve benim hayatımdaki sen etkisiyle ilişkili. Varlığımı tanımlamak adına yeni sıfatlar yaratabilmeliyim. Kurumuş yaralarımın kabuklarını söküp arşivinize katmakla elde ettiğiniz hazzı anlam veremedim. Yo ben cahil, hey seni sevmek için programlanma. Devrelerini yakarım şu an deli misal aşığım. Bir kişi hariç herkese şaşırır. Unutma kurşun her gülümsediğinde bir kalp ağlatır. Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkasında silah taşır. Telefon çaldırdı, ne yazık ki bir niyet evrilmiş bile verdi. Bu gece bu kaydı yaparken kim olduğumu biliyorum. Bu bedende, bu akılda, bu kalpte her şey aynı. Ben Mehmet İnce. Geçmişimi temizlemek için tek bir yol var. Düştüğüm bu kuyudan kurtulmak için tek bir yol. Bu bir intikam değil. Bu hak etmiş birine verilmesi gereken bir ceza. Gecikmiş bir ceza. Ama bu gerçekleştiğinde diğer kimse Maraş'ta göremeyecek. Belki bir daha konuşamayız. Bir daha karşılaşamayız. Şunu bilmeni istiyorum ki ben seni çok sevdim Mahur. Her halimle, her halinle sevdim. Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa ben bu gece ona gidiyorum. Mahur çok güzel birisi. Anası ve atınası bende hep saklı kalacak. Elveda bayan. Sizleri deşmekle körelen bıçaklara bir bakın denge. alanmasın. Göster bana gerçek yüzün baby. Anlatılanlar geleceklerimin somut ipucu çözdü. Bile bile ladesiyle mimik, güvene şantaj. Kimlik kayıplarınızı gazete ilanı yapın. Somutlaşın, kaybettiklerimin hesabını kalbimden çekin. Bildiğim kadarıyla limit sizi, deprem sonlardayım. Gözyaşlarımla boğulacaksın, farkmazlardasın. Uçurumun önünde ölüme kapı tutarcasına sakmaktayım. Duvar elimi sakmaktayım. Yabani yanmayanlar tarafından yaban atılma. Efendim? Neredesin sen? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğimin ne önemi var bayanım? Benimle görüşmek istemedikten sonra nereye gittiğimin ne önemi var? Görüşmek istemediğim, ölmeni istediğim anlamına gelmiyor. Seninle görüşemeyeceksem benim için ölüm anlamına gelir. Celal gitme. Nereye gidiyorsan gitme. Artık çok geç. Bu işin bitmesi gerekiyor. Sevdiklerim zarar görüyor Mahur. Eğer onları koruyamayacaksan bu meseleyi kökten halletmem gerek. Celal gitme dedim. Artık geri dönemem. O zaman son bir kez görüşelim. Son bir kez konuşalım. Bak, sen her kim olursan ol. Kalbinin en derininde beni sevdiğini biliyorum ben. Ne olur bunun da yalan olduğunu söyleme bana. Tabii ki yalan değil. O zaman ne olur atacağım konuma gel. Gelmeyeceksin değil mi? Celal. Ecem hazırladı. Nikahtan sonra gelip burada kutlama yapacaktık. Sana sürpriz olsun istedik. Benim de sana bir sürprizim vardı. Neymiş? Çok güzelmiş. Nikahdan önce takacaktım. Neden böyle oldu Celal? Yine yarım kaldı hayallerimiz. Benim yüzümden. Ben suçlu aramıyorum. Ben sadece bir neden arıyorum? Neden mutlu olamıyoruz bir türlü? Neden benim geçmişim bırakmıyor peşimi? Tam diyorum vicdanım soğuyacak. Babam çıktı karşıma. Hem de bir suçlu olarak. Hem de benim aradığım suçlu olarak. Beni öldürmeye kalktı. Torunumu öldürmeye kalktı. Sevdiğim kadını öldürmeye kalktı. Baban mı? Neden hala böyle konuşuyorsun? Neden artık Mehmet İnce gibi davranmıyorsun? Bak, rol yapmana gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Nasıl vazgeçeceksin sen bu adamdan? Ya o beni öldürecek. Ya da ben onu. İkisi de aynı kişi değil mi? Sana göre aynı olduğunu biliyorum. Ama bana göre değil. Ben ne dediğimin farkındayım Mahur. İnan bana. Ben sana inanıyorum. Bak, sadece inanmak da değil. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Zaten sen de bunu biliyorsun. Ne ailen, ne geçmişin, ne yaşadığın bu kimlik bunalımı umurumda değil. Ben ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum. Sadece bunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Tamam da ne yaptın ki sen benim için? Yani elbette yaptın da buradan bahsediyorsun. Kıpırdama! Kıpırdama! Mehmet! At Mehmet! Yaklaşmayın! Celal! Yaklaşmayın! Sakin ol! Yaklaşmayın! Celal! Yaklaşmayın vururum! At silahını! Dur. Celal, ne olur direnme artık. Ne olur. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kalbinin en derinliklerinde beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden de iyileşmem lazım. Hasta değilim ki. Ne olur direnme artık. Ne olur. Elveda Maraşlı.